Herkese merhabalar. Coğrafya yolculuğumuza Türkiye'de diş kuvvetleriyle devam ediyoruz. Zaten diş kuvvetler konusunu en ince detaylarıyla diş kuvvetler videomuzda öğrenmiştik. Akarsularla alakalı terimlere, rüzgarlarla alakalı terimlere, buzullarla alakalı terimlere, karstik terimlerine ve dalgalarla alakalı terimlere bakmıştık. Aşınım şekillerimizi, birikim şekillerimizi rüzgarlarda, buzullarda, karstik dalgalar ve akarsularda görmüştük. Bunlarla alakalı videolarımızı zaten izleyebiliriz. Zaten bu videonun da PDF'i, yani birazdan anlatacağımız bu konuların açıklamalarının olduğu bu konu anlatımlarında videomuzun açıklama kısmında PDF olarak linkte bulabilirsiniz ve buradan da indirebilirsiniz. Şimdi bunların ne olduğunu zaten biliyoruz hocam ama bir kez daha hızlıca tekrar derken acaba Türkiye'de güzel ülkemizde nerede peri bacası var? Nerede mantar kaya var? Nerede moren setleri olabilir mi acaba? Veyahut da Türkiye'de mesela lagün, Küçükçekmece, Büyükçekmece gölleri nerede? Tombolo, Kapıdağ Yarımadası nerede? Bunların üzerinden geçeceğiz. Kolay, hızlı, leziz bir video olacak. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Birincisi, akarsuların oluşturduğu yerçeklere baktığımızda bunlar aşınım şekilleriydi hatırlarsanız. Vadiler vardı. En yaygın olan akarsu aşınım şekliydi. Vadi neydi? Şöyle gösterelim mesela. Şöyle bal olmasın için ters çeviriyorum. Şurada iki tane kitabımız var diyelim ki. Tamam. Burası bir dağ olsun. Hatta şöyle dağ olduğu için yükseltiyle altını da şöyle biraz kaldırayım. Burası dağ. Dağdan akarsu buradan çıkıyordu. Burası kaynaktı. Kaynaktan böyle aşağı iniyordu. Burası yataydı. Akarsu yataydı. Böyle gidiyordu. Burada sonra denize dökülüyordu. Burası deniz döküldüğü yerde ağızdı. İşte akarsu buradan böyle eğimli bir yerden aşağı indiği için buradan inerken ne olacaktı? Burayı aşındırıyordu. Aşındırdığı zaman burada açılan boşluğa biz vadiydik. Bak burası V şekli, burası vadiydi. Burada kalan yerlerde platoydu. Şimdi bunu zaten biliyoruz hocam. Vadiler bakın tam şurası işte V şeklinde. Çentik vadiler vardı eğimli araziler görülen. Ülkemizde dağlık olan Karadeniz bölgesinde. Boğaz Vadisi Akdeniz'e Karadeniz'e görülüyor. Yine dağların denize paralel uzandığı. Kanyon Vadi Akdeniz bölgesinde bunu sorabilirler sınavınızda. Köprülü Kanyon, Güver Kanyonu, Saklı Kent, Göksu Kanyonu bunların hepsi bakın Antalya, Mersin, Muğla çevresinde toplanmışlar. Geniş tabanlı vadide Ege bölgesinde görülüyor. Niye? Artık eğim azalmış. İşte bu artık eğimin azaldığı yerlerde ister istemez akarsa rahat rahat kıvrılmaya başlayıp menderesler yapacak. Dev kazana baktığımızda böyle Çağlayan'dan akan suyun şak diye burada oluşturduğu kazanımız dev kazanı diyorduk. Bu da tabii ki Tortum, Erzurum, Ilısu, Mersin, Kurşunlu, Antalya örnek olarak verilebiliyordu. Bunlar yukarıdan düşen suyun çarparak aşındırmasıyla oluşan çukurlardı. Yani biz şelalelerin olduğu yerlere bakmamız yeterli. Platoya baktığımızda çevresine göre yüksekte kalmış geniş düzlüklerdi. Yani şunlar reklam olmasını şöyle çevirelim. Şöyle de yükseltiyi oluşturalım. Tekrar bir kez daha söylüyorum şöyle göstermek istiyorum. Şurası dağ ya. Dağdan böyle aşağı iniyordu akarsu burada hızlı aktığı için burayı yardı burayı vadi oluşturdu ya. Şu kısımlarda plato olmuş oluyordu. Geniş düzlükler. İşte platolarda Çatalca Kocaeli platosu, Haymana platosu, Obruk ve Gaziantep platolarını örnek verebiliyoruz platolara da arkadaşlar. Şöyle bayağı bir kalem oldu için bunları da kaldıralım. Peri bacalarının olduğunu biliyoruz zaten. Peri bacaları neredeydi? Ürgüp, Göreme çevresi görebiliyordu ama başka yerlerde yani İç Anadolu bölgesinde, Ege'de de böyle küçük küçük peri bacaları var. Volkan tüflerinin sel sularını aşındırmasıyla oluşuyorlardı. Oluşumunda volkanik arazi, sel suları, eğimli arazi, cılız bitki örtüsü ve eğimli yamaç etkiliydi. Bunu da bilmemiz lazım. Kırgıbayır, Badlands yani kötü araziler dediğimiz, Badlands dediğimiz kırgıbayırlarda tabii ki İç Anadolu'da görülüyor. Neden? Çünkü buralar bitki örtüsünden yoksun, yarı kurak bölgelerde sel suların aşındırmasıyla oluşuyor. Türkiye'de en fazla sel rejimli akarsular İç Anadolu'da. Dolayısıyla kırgıbayırlarda böyle kötü arazilerde İç Anadolu'da görülüyor. Peneplen yontuk düze baktığımızda ise akarsu aşınımının son safhasıydı. Yok vadi oldu, yok plato oldu, yok o eğildi, yok bu kalktı ama en sonunda her yer düzleştiği zaman biz buna hafif dalgalı düzlükler diyorduk. Türkiye peneplenle gelip kuaternerde tekrar yükseliyor. Bu nedenle ülkemizde geniş düzlükler, yüksek düzlükler var. Birikinti konisi ve elbasesi ise bunlar akarsu birikim şekilleriydi. Bunlar da tabii ki akarsuların eğiminin azaldığı yerlerde bir anda birikinti yaptığı için Eskişehir'in İnönü ilçesinin bir bölümü birikinti yelpazesi üzerine kurulduğunda bilmemiz lazım. Buralar yine verimli araziler. Ovalara baktığımızda ova akarsuyun taşıdığı malzemeyi bir yerlerde biriktirmesiydi. Eğer düzlükte biriktirirse mesela dağın içinde biriktirirse dağ içi ovası oluyordu. Dağın eteğinde biriktirirse dağ eteği ovası oluyordu. Eğer taban seviyesi biriktirirse de taban seviyesi ovası oluyordu. Yani şöyle düşünün. Şu dağ, dağdan böyle geldi. Böyle düzlük ve denize dökülüyor. Şurası deniz olsun. Bakın şöyle çiziyorum. Şurası deniz, tamam mı? Şu gemi. Akarsu. Şurada akarsu olsun. Bak akarsu böyle çıktı. Böyle akıyor aşağı doğru. Aktı. Böyle gidiyor. Ve en sonunda ne yapacak? Denize dökülecek. Tamam. İşte akarsu
Aşağı doğru inerken burada hiçbir şey biriktiremez. Buradan hızlıca iniyor ama şurada bir şeyler biriktirdi. Burası dağ eteği havası oluyor. Şuralarda bir şeyler biriktirdi. Bunlar taban seviyesi havası oluyor. Burada denizin içine doldursa da biz buna delta ovası diyorduk. Dağ eteği ovalarına örnek olarak Muş, Malazgirt, Malatya ovaları. Dağ eteği ovasına örnek olarak Bursa ve Iğdır ovaları. Taban seviyesi ovası Ege bölgesindeki ova oluşumları. Yani işte Küçük Menderes, Büyük Menderes'in etrafındaki, Menderes'in etrafında yer alan ovalara örnek verebiliriz. Delta'ya baktığımızda ise Türkiye gerçekten deltaları bol olan bir ülke, güzel bir ülkemiz. Hatta şöyle önemli deltalarımızı şöyle göstermek istersek şöyle bir Türkiye haritası çizelim. Hemen şuraya Kapıdağ Yarımadası'nı çizdik. İzmir, Muğla'yı çizdik. Taşeli Teke, Karadeniz'i çizelim şöyle. Kars, Ardahan, Hatay, tamam, güzel ülkemizi çizdik. Şimdi akarsuları maviyle göstereyim bakın. Kızılırmak, Yeşilırmak, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Seyhan, Ceyhan, Sakarya, tamam. Bunları çizdik güzel hocam. Bu önemli deltaları bakın. Bafra ve Çarşamba deltaları. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes deltaları. Çukurova deltası. Aynı zamanda burada Adapazarı Ovası deltası. Bunlar Türkiye'de bilinen önemli delta alanları. Bunu bilmemiz lazım. Akarsuyun denize döküldüğü yerlerde taşıdığı malzemeleri biriktirmesiyle oluşuyor. Eğer deniz kenarı derinse oluşmaz. Dolayısıyla kıyı sıvı olmalı. Akarsu bol miktarda malzeme taşımalı. Deniz kenarı gelgit olmamalı. Türkiye zaten okyanus kenarında olmadığı için gelgit yerlerimiz yok. Kıyıda güçlü bir akıntı olmamalı. Delta alanları çok verimli tarım arazileri. Yani az önce gösterdiğimiz Bafra, Çarşamba, işte Adapazarı, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes veyahut da Çukurova'lar Türkiye'nin en değerli tarım arazileri. Okyanus kıyılarında görülmüyor. Çukurova, Göksu, Menemen, Bafra ve Çarşamba deltalarını örnek olarak verebiliyorum. Göksu nerede hocam? Göksu'yu söylemedim. Hemen söyleyelim. Sıkıntı yok. O da burada. Mersin'de Göksu'da var. Antalya'da da var. Yine bunu da bilmemiz lazım. Şimdi geldik Irmak Adası'na. Irmak Adası akarsuyun yatağının eğiminin azaldığı yerde böyle oluşan şey. Mesela akar şöyle akıyor ya, şöyle akıyor. Güzel. Burası akıyor. Akarken şöyle aralarda böyle bir şeyler bir iki kalıyor. İşte bunlar Irmak Adası'ydı. Eğiminin az olduğu akarsularda görülür. Ülkemizde akarsuların yatak eğimleri fazla olduğundan bu tür şekillere de fazla rastlanmıyor. Yani eğimli aktığı için biriktireceği bir şey yok. Menderes'lerde Büyük ve Küçük Menderes nehirlerini örnek olarak verebiliriz. Niye? Bakın şimdi. Akarsu şöyle dağdan aşağı inerken hızla akıyor. Yani buradan aşağı inerken hızla akıyor. Aktığı için de ok gibi gidiveriyor. Tamam, çok güzel. Burada hızlıca aktı aktı aktı. Aşağı ince ise şöyle kıvrımlaya başlayacak. Niye? Çünkü yavaşlıyor. Yavaşladığı için de Menderes'ler oluşuyordu. Buna da Ege bölgesindeki Menderes'ten örnek verebiliyoruz. Rüzgarların oluşturduğu şekillere baktığımızda birincisi bunlar İç Anadolu'da ve Güney Anadolu'da görülecek. Neden? Çünkü kurak ve yarı kurak iklimlerde görülüyor. Yağış az olması lazım. Bitki örtüsü cılız olması lazım. Toprağın kuru olması lazım. Mekanik çözünmenin, yani günlük sıcaklık farkının fazla olduğu çözünmenin fazla olması lazım. Dolayısıyla bunlar hep İç Anadolu ve Güney Anadolu'da. Konya Ovası, Güney Anadolu'nun güneyi, kıyıları, kumsallar, rüzgar erozyonunun etkili olduğu başlı alanlar. Konya Karapınar'daki kumul oluşumları ve kıyı kesimlerde oluşan kumsallarda da rüzgar biriktirmesiyle meydana gelen kumulları biz görebiliyoruz. Şimdi gelelim karstik oluşumlara. Karstik oluşumlar tabii ki Türkiye'de Akdeniz bölgesinde çok fazla görülecek. İç Anadolu'da da var ama Akdeniz bölgesinde görülüyor. Kalker, jips, kaya tuzu gibi suda kolayca süzülebilen kayaçların yaygın olduğu sahalardaki karstik aşınma ve birikim şekilleriydi. Neler vardı burada? Birincisi işte Lapya en küçüğüydü. Hatta bunu Ludup diye kodlamıştık. Lapya, Dolin, Uvala, Polye diye gidiyordu. Küçükten büyüğe doğru Lapya, Dolin, Uvala, Polye şeklinde gidiyordu. Aynı zamanda buralar su yüzeyi, su bakımından fakirlerdi. Ama yeraltı suyu açısından zenginlerdi. Çökme depremleri görülebiliyordu. Tarım olanakları sınırlıydı, zayıf yerlerde. Çıplak zeminler geniş yer tutuyordu. Bakın Taşeli ve Teke platoları mesela. Türkiye'nin Kars göreleri en geniş yayılış alanı Teke ve Taşeli. Bakın Teke dediği yer şurası arkadaşlar. Taşeli dediği yerde burası. İç Anadolu bölgesinde Konya, Nevşehir, Çankırı ve Sivas çevresinde de var. Ege bölgesinde Menteşe yöresinde var. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da Şanlıurfa, Erzincan, Mardin çevresinde görülüyor. Ama en sık olarak Türkiye'de Akdeniz bölgesinde olduğunu bilmemiz lazım. Bunu da aklımızda tutalım. Lapya en küçük aşınım şekliydi. Dolin Toroslar'da yaygın olarak görülüyordu. Lapyaların birleşmesiyle oluşuyordu. Uvala yine göller yöresinde görülüyor. Dolinlerin birleşmesiyle oluşuyordu. Polyeler Akdeniz'e Ege'den sanıyordu. Kestel, Korkuteli, Elmalı, Avlan ve Muğla ülkemizdeki tarım yapılan polye ovalarının başlangıcıydı. Buradan soru gelebilir karşımıza. Obruklar ise mağara tavanlarının çökmesi sonucu oluşan doğal kuyulardı. Böyle bildiğin çukur. Böyle aşağı bakıyorsun, hava ne oluyor diye. Mersin'deki cennet ve cehennem mağaralarına bakarsak bunu net bir şekilde görebiliriz. Yine
Obruk platosunda Kızören, Timraş, Kuru Obruk, Sulu Obrukları da örnek verebiliriz. Düdenler ise halk arasında su çıkan ve su batan gibi isimlerle adlandırılıyordu. Batı Toroslar'da ve İç Anadolu'da yine bunlara da rastlayabiliyoruz. Mağaralarda yine Damlataş, Dim, Alanya, Narlıkuyu, Mersin, Antalya, Karain, İnsuyu, Burdur, Yarımburgaz, İstanbul ve Balca, Tokat mağaraları ülkemizdeki karstik arazilerde oluşan mağaralara örnek olarak verebiliyordu. Mağaraların birleşmesiyle oluşan daha büyük çukurlar da vardı. Bunlara da yeraltı boşluklarında biz galeri ismini veriyorduk. Galerileri de bilmemiz lazım. Kireçli suların buharlaşması sonucu kalsiyum karbonat çökeliyordu ve karstik birikim şekilleri meydana geliyordu. Bu şekiller traverten, sarkıt, dikit ve sütun olduğunu da unutmamamız lazım. Traverten deyince traverteni zaten hangi bölgemizde? Ege bölgesinde ve tabii ki de Ege bölgesinde neresi söyleyebiliriz? Denizli'de olduğunu bilmemiz lazım. Denizli'deki Pamukkale travertenlerini mutlaka ziyaret etmelisiniz. Bunlar son derece güzel, leziz, gezilip görülmesi gereken yerler arkadaşlar. Sarkıt dikit sütunları görmek istiyorsanız da bu sefer gitmeniz gereken yer tabii ki de Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesinde bunlarla alakalı çok güzel yerleri görebiliyoruz. Yine de bunları da bilmemiz lazım. Şimdi burada tabii ki şunları söyledik ama bir şey daha söylemek istiyorum ben size. Türkiye'de karstik, bakın bunu zor bir soru olarak size sorabilirler. Türkiye'de karstik şekiller sadece ve sadece Akdeniz bölgesinde değil. Bunu genellikle öğrenciler işte Akdeniz'de Taşeli ve Teken'in nüfusu seyrek, Akdeniz'de işte şeyler kötü, nedir onun adı? Ortamlar kötü. Buralarda genellikle insanlar şey yapıyor, nedir onun adı? Yaşayamıyor, tarımı yapılamıyor deyip Akdeniz'i bilirler karstik arazilerden ama İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da görülmediğini, Doğu Anadolu'da da görüldüğünü bilmeyebilirler. O yüzden şu resmi, bakın şunu bir kez daha göstermek istiyorum. Nerede? Gösteremiyorum gözümde. Neredesin ya? Şunu da zihninizi iyi canlandırın bakın. Kayseri, Sivas, Çankırı'da da var. Buralarda çok fazla tamam ama buralarda da var. Bunu da bilmemiz lazım. Diyoruz da geçiyoruz buzullara. Ülkemiz Kuaterna zamanında buzullaşmaya uğramış ve enlem nedeniyle 2200 metreden yüksek yerler etkileniyor. Yüksek dağların bulunması az da olsa buzul şekillerini görmesine olanak sağlıyor. Çok yüksek olduğu zaman ne oluyordu? Sıcaklık her 200 metrede 1 santigrat derece azaldığı için her 200'de 1 santigrat azaldığı için ne olacak? İster istemez sıcaklık düşecek ve burada da hiç erimeyen toktan karlar, buzullar olacak. Ülkemizde buzul birikim şekilleri yok. Fiyord kıyıları yok Norveç'te. Skye kıyıları yok Norveç'te. Örtü buzulu, bankiz enlem nedeniyle yani biz alçak enlemlerde yer aldığımız için 36-42 yer aldığımız için görülmüyor. Yine buzul etkisi zayıf olduğu için moreller yani buzul birikim şekli, durumlinler, sandallerde oluşmuyor. Ama ülkemizde buzul vadisi, buzulların böyle yarması, Takya buzulu, dağların başındaki o Takyeler, Sirk buzul çukuru görülebiliyor. Kaşgarlar, Ağrı Dağı, Süphan Dağı, Buzul Dağı, Erciyes, Aladağlar ve Bolkarlar üzerinde bunları görebiliriz. Bolkarlar Akdeniz'de. Dalga aşını ve birikim şekillerine baktığımızda ise Türkiye'de hemen şunu söyleyelim. Eğer bir kıyıda falez varsa delta oluşmaz. Niye? Çünkü orası böyle dağlar kıyıya paralel uzanmış demektir. Şöyle gösterelim Türkiye'yi. Yani falezin olduğu yerlerde delta yok, deltanın olduğu yerlerde falez yok. Bak, şimdi şurada dağlar var. Tamam. Burada Kızılırmak ve Yeşilırmak oluşturmuş ama buralarda falez yok. Falez, falez, burada delta. Falez, falez, şurada delta. İşte delta, 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 buralar hep falez. Yani falezin olduğu yerde delta oluşmuyor, deltanın olduğu yerde falez oluşmuyor. Dalga aşınımı sonucu oluşan dik kıyılardır. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yani boyuna kıyılarda görülüyor. Şimdi delta oluşması için denizden, işte akarsuların taşıdığı malzemeleri biriktirmesi lazım. Burada neyi biriktirecek? Zaten burada bir yüksek bir kıyı var. Kıyı okuna baktığımızda yine Fethiye Ölüdeniz'deki kıyı okunu örnek olarak verebiliyoruz. Böyle kıyı ok bırakıyor. Lagünler, Küçükçekmece ve Büyükçekmece gölleri. Hemen yazalım. Küçükçekmece ve Büyükçekmece gölü. Tabii şimdi Küçükçekmece gölünü kanal yapmayı düşünüyorlar. Dolayısıyla oradaki lagün gidecek. Onu da bilmemiz lazım. Farklı bir boğaz olacak orada. Tombola'ya baktığımızda ise kara adayı saplayı veriyor. Yani bu adayken yarım adaya dönüşüyor. Burada da yine Kapıdağ Yarımadası ve Sinop Yarımadası'nı tombola olarak gösterebiliriz. Evet. Şimdi gelelim ödev kısmımıza. En önemli kısma. Sıfırdan ona coğrafya kitabımızda bununla alakalı sizlere hemen ödevi göstermek istiyorum. Türkiye ile alakalı kısmı. Akarsular, göller, ovalar, dağlar, taşlar. Şimdi burada kıyı tiplerimizi göstermiştik zaten. Sonrasında kütle hareketleri başlıyor. Yani diğer depremler, heyelanlar başlıyor. Türkiye'de dış kuvvetler. Falez nerede? Lagün nerede? Bak Ölüdeniz, Akyatan. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos. Hepsini tek tek sayfa 64'te yazdık ve bununla alakalı sayfa 65'te sorular verdik sizlere. Yine dağlarımızı ve platolarımızı yine
Burada gösterdik. Feneklenmiş volkanik karstik aşırı düzlüğü platolarını, ovalarımızı gösterdik. Ve yine bu kısımlardaki soruları da çözmenizi istiyoruz. Aynı zamanda bu sıfırdan ona coğrafyadan. Bunu nereden alabileceğinizi açıklamadaki linkten görebilirsiniz. Kendinize yakın Tomuç kitapçılarından alabilirsiniz. Tak coğrafyaya baktığımızda ise burada yine Türkiye'de denizler ile alakalı. Türkiye'deki bakın burada gösteriyorum hemen şimdi. Türkiye'de karstik şekiller sayfa 40-41. Hemen ardından 42 Türkiye'de kıyıtları 44 ve 45'teki soruları çözmenizi istiyoruz. Yine Türkiye'de dağlar dediğimiz 46-47 iç kuvvetlerle bağlantı olarak ovalar 48-49'u çözerseniz sınavlarınız açısından sizlere çok faydalı olmuş olur. Bunlar 9. ve 10. sınıf konuları üniversite sınavında TET konularını bildiriyor. TET konularını bilen bir öğrenci de ileride yüksek hedeflere ulaşabiliyor. Sınavı kazanmanızı AYT sağlıyor ama iyi yerleri kazanmanızı TET sağlıyor. Şimdiden çalışan arkadaşlarımıza başarılar diyoruz. İyi bir tatil dönemi geçin. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ödülü sorumuzu yapmayı da unutmayın arkadaşlar.